Pokemon'un doğum günü olan 27 Şubat'ta artık geleneksel hale gelmiş olan bir sunum yapıldı. Piyasada mevcut olan tüm oyunlarla alakalı güncellemelerden ve yeni içeriklerden bahsedildi. Sunum benim açımdan epey sıkıcı geçiyordu başlarda. Eğer bir iki gün önce yayınladığım reaksiyon videosunu izlediyseniz ilk 10 dakika genellikle şikayet ettiğimi fark etmişsinizdir. Nintendo ve ona bağlı firmaların adeti olduğu üzere sunum biterken bir duyurumuz daha var dediler ve bombayı kucağımıza bıraktılar. 9. nesil Pokemon oyunları Pokemon Scarlet ve Pokemon Violet'i duyurdular. Hem de 2022'nin sonunda çıkacağını söylediler. Genelde yeni nesil Pokemon oyunlarının Kasım'da çıktığını düşünürsek bu oyunlar da 2022 Kasım'da çıkacaktır diye öngörebiliriz. Duyurulduğunda beni şu şekilde sevindiren oyunların ayrıntılarını size aktarmak için bu videoyu hazırladım. İnanamıyorum. Harbi duyurdular. Sunum videosunu didik didik inceledim ve internet sitesinde ekstra verilen bilgileri de derledim. Hiç anlatılmayan ama bariz olan bazı gerçekleri de bu videoda bulabilirsiniz. Oyunun hem haritasıyla hem de starterların isimleriyle tamamen İspanya temalı olması gibi. İsimleri itibariyle klasiğe dönmeye karar vermişler. İlk Pokemon oyunundan itibaren genel olarak renkleri isim olarak kullanmışlardı. Red ve Blue ile başlayan macera 5. jenerasyon siyah beyazdan beri renkleri isim olarak kullanmıyordu. X-Y, Sun Moon, Sword Shield. Bu ikililerden sonra 9. nesilde yine renk kullanılmış. Scarlet kırmızıya çalan, bordodan daha açık bir rengi, Violet ise açık moru ifade ediyor. Bu isimlerin oyun içerisinde ekstra bir anlam içerip içermediğini oynayınca göreceğiz. Duyuru sırasında oyun görüntüsü geldiği an Sword Shield'a benzettim. Renk paleti olarak en başta benziyordu ama videonun sonlarına doğru daha kendine özgü bir hale büründü. Devasa açık bir dünya gösterdiklerinde beni dinlediklerini anlamıştım. Legend Arceus'tan açık dünya olayını devam ettireceklerdi belli ki. Legends Arceus inceleme videosunda demiştim ki Game Freak'cim, beni dinlediğini biliyorum. Yapman gereken aslında çok basit. 9. nesli duyurduğunda tıpkı Legends Arceus'da olduğu gibi açık dünyadan meydana getiriyorsun oyunu. Pokemonların hepsi gözle görülür oluyor, random encounter yapmıyorsun. Kendilerine beni kale aldıkları için teşekkür ederim. Şaka bir yana Legend Arceus için bile açık dünya demeyen Game Freak bu oyunu resmi sitelerinde devasa genişlikte açık bir dünya oyunu olarak betimliyor. Bu da heyecanlanmam için yeterli oldu. İnceleme videosundaki diğer isteklerimi de yaparlarsa çok oneri olacağım. Starterları gördüğüm an kendimden geçmiştim. Şuna bakın ya. Yeni starterlara bak! Kedi! Kesinlikle kedi alıyorum. Çimen kedi. Oh! Müthiş! Burada starterlardan birinin kedi olması epey etkili oldu tabii. Kedileri severim. Yeşil yeşil çok tatlı duruyordu. Starterlar şöyle. Çimen türü bir kedi, ateş türü bir timsah ve su türü bir ördek. Sunumda söylemediler ama resmi sitelerinde isimlerini yayınladılar. Kedinin adı Sprigatito, timsahın adı Fuecoco, ördeğin adı da Quaxly olmuş. İspanya temasını kedinin ve timsahın isimlerinden de görebiliyoruz. Gatito İspanyolca'da minik kedi demek zaten. Genelde son formlarını görmeden starter seçmiyorum ama bu sefer kediden vazgeçmeyeceğim galiba. Çok kötü bir 3. form görmezsek tabii. Ayrıntı bilgilere geçmeden önce temenniyi belirtmek istiyorum. Tam bu noktada sizler de yapın ki güzel bir enerji yollayıp ertelenmesini engelleyelim. Evet 2022 sonu dediler ama 1-2 yıldır pandemiden ötürü sıkça oyunların ertelenmesine şahit olduk. 9. nesil Pokemon oyunları, Breath of the Wild 2, Splatoon 3 gibi bomba oyunlar geliyor sivice. Bunlar ertelenmezse 2022 muhteşem geçecek. Yavaştan ayrıntılara girelim. Açık dünya olayını resmi sitede biraz daha açıklamışlar. Dediklerine göre oyundaki şehirlerin açık dünya ile gözle görülür bir sınırı olmayacak. Meali şu, eğer becerebilirlerse şehirlerle açık dünya arasında herhangi bir loading screen ile karşılaşmayacağız. Bu da şehirleri açık dünyadan farklı bir düzlemde mekanlar olmaktan kurtaracak. Daha çok oyunun içindeymiş gibi hissettirecek. Şimdi düşünüyorum Legend Arceus'ta Jubilash Köyü açık dünyalara doğrudan bağlansaydı, hatta 5 büyük bölge birleşip tek bir açık dünya oluşursaydı, evet güzel olurdu. Resmen antren yapmışlar, bu olayı da 9. nesilde gerçekleştirecekler. Devrimsel bir adım attıklarını ve zengin açık dünya oluşturacaklarını vaat ediyorlar. Legends Arceus'un açık dünyası zengin değildi. Pokemonlar güzel yerleştirilmişti ama daha çok ve çeşitleyen görevler isterdim. 9. neslin dünyasında Pokemonları havada, karada, suda, ormanlarda, sokaklarda yani her yerde görebileceğiz. Zaten fragmanda da gördük ama bu açıklama sayesinde çimenlerdeki random encounter'lardan vazgeçtiklerini daha iyi anlıyoruz. Şampiyonluk veya jimlerden bahsedilmedi. Umarım bunlar olmaz. Zaten açık dünya olayı biraz bu konsepte ters düşüyor. Eski oyunları anımsayın. Jimler aslında sizin başka bölgelere veya şehirlere gitmenizi engellemek için koyulmuş gardiyanlardı.
açık bir dünya olacağına göre ve sizi herhangi bir yere gitmekten alıkoyamayacaklarına göre cimlerin olmasına da gerek yok. Olursa da saçma bir şekilde yer alacakları ön yargısına sahibim ne yazık ki. Anca nasıl olur? Oyunun sonlarına doğru der ki, şuradan artık ilerlemek için diyardaki 4 güçlü kişiyi yenmen lazım. Onları yendiğine dair birer kanıtla gel. Elite Four mantığıyla arka arkaya hızlı bir şekilde böyle bir teste tabi tutulmaya varım. Hele bir de Legends Arceus yapay zekasıyla olursa muhteşem olur. Böyle yapmayacaksanız Jin filan geri gelmesin. Bozuşuruz. Starterları gördük. Yeri gelmişken sizlere sorayım. Siz oyunu aldığınızda hangisini seçeceksiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ben kediyi seçeceğimi söyledim. Şimdi bir de işkembeden sallama yöntemiyle 3. formlarda alacakları 2. türü tahmin edeceğim. Sprigatito 3. formunda çimen ve psychic olur gibi geliyor bana. Fuecoco 3. formunda ateş ve kaya olur. Ama buraya bir parantez açacağım. Eğer cesur olup sınırlarını aşarsa Game Freak, ateş ejder de olabilir. Quaxi de 3. formda su ve uçuş olur. Yani kocaman bir peliper olur. Ana karakterlerimizi sevdim. Tıpkı Studio Ghibli'nin anime filmlerinden fırlamış gibiler. Görüntülerinden daha çok misyon ve vizyonlarını önemsiyorum. O oyunda olmak için ve Pokemon'larla dolu bir dünyada birçok Pokemon yakalayıp onları geliştirmek için mantıklı bir sebebimiz olsun istiyorum. Özetle güzel bir hikaye yazından. Legend Arceus'un hikayesi Amerika'yı yeniden keşfetmiyordu ama elle tutulur bir Pokemon hikayesi anlatıyordu. En az onun kadar doyurucu olmalı. Şimdi sunumda gösterilen videonun ayrıntılarına gireyim. Sunumu defalarca gerekirse frame frame izledim ve notlar aldım. Bakalım gözüme neler çarpmış. Güvenlik görevlisi amcanın Game Freak stüdyolarını incelemeye geldiği sahnede bir harita gördük. Duvardaki mantar panoya asılmış bu harita bildiğiniz İspanya haritası. Ülkenin hemen doğusundaki üçlü ada bile haritada mevcut. Bu da oyunun İspanya benzeri bir yerde geçeceğinin en büyük kanıtlarından birisi. 2015 yılında Euro bu kadar da uçuk değilken eşimle gidip gezmiştim İspanya'yı. 5 şehrine gitmiştim ve epey beğenmiştim. İspanya'yı birebir tecrübe etmiş biri olarak bu oyunu çok detaylı inceleyerek oynayacağım. Oyun görüntüsü ilk geldiği anda geleneksel Pocket Center'ın döndüğünü görüyoruz. Legend Arceus'ta her işimizi bir amca hallediyordu ya, ne güzeldi o. Grafikler pek iç açıcı görünmüyor ama bunun üzerinde çalışmak için hala vakitleri var. Bu haliyle yeterli değil. Fragman boyunca gördüğümüz Pokemon'lar sırasıyla Starly, Hoppy, Petilil ve Bonsweet, Psyduck, Combi ve Drifloon, Meowth, Stonjourner, Pelipper ve Clauncher, Swablu, Pikachu, Blissey, Sevipir, Larvitar, Magnemite, Lucario ve fragmanda olmamasına rağmen daha sonra görüntülerden olduğu kanıtlanan Zoroark ve Flabébé. Bu Pokemon'ların bazılarını görmemiz önemliydi. Mesela Stonjourner'ın olmasıyla birlikte 8. nesil yani Galar bölgesinin Pokemon'larını görebileceğimiz anlamına geliyor. Hisuian Zoroark'ın olması Hisui bölgesinden de Pokemon'lar görebileceğimizi garantiliyor. Oyun çok geniş bir arazide geçecek belli ki. Bu arazinin yanı sıra mağaralar da var. Umarım böyle dungeon mantığıyla keşfetmelik yerlerdir bunlar. Statik bir hikaye sekansı için öylece boş boş beklemiyorlardır. Şu tarz bir mimariyle İspanya için çok önemli bir yere sahip olan, hatta Barcelona'nın şu anki halini almasını sağlayan Mimar Gaudi'nin eserlerinden ilham alınmış. Bu büyük poke toplu yapı Gaudi'nin bir eseri olan ve tamamlanamamasıyla oyun yapmış La Sagrada Familia Bazilikası'nın birebir kopyası. Burada da bir Dratini çeşmesi kullanılmış. Oyunda var mı yok mu göreceğiz. 18 elementin zemine işlendiği bu meydanı da Madrid şehrinin yarı kapalı meydanlarına benzettim. Madrid'de o kadar fazla böyle geniş meydan var ki o şehirden de bir şeyler kullanmışlardır. Şu görüntüye baktığımda da hem evin yapısı hem atmosfer tam bir Akdeniz şehriyim diyor bana. Buradan sonra starterları da görüp 2022'nin sonunda geleceğini öğreniyoruz. Şimdilik eldeki bilgiler bu şekilde. Sizler ekstra bir şeyler yakaladıysanız yorumlarda belirtin lütfen. Yeni gelişmeler oldukça sizlere videolar aracılığıyla bilgiler vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşürüz. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk Gold üyeleri başta olmak üzere tüm katıl üyelerine sonsuz teşekkürler.